Hendek Anadolu Lisesi Okul Aile Bildiri Başkanıyım. Okulumuz 16.6 tarihi itibariyle yıkıma kararı valilik tarafından alınmış vaziyette. Yıkıma kararında şöyle bir gerekçe yok. Depreme dayanıksız, biz bundan dolayı yıkacağız diye bir karar yok. Sadece şu var, okulumuz fiziki şartları yetersiz, eski bina diye yıkıma kararı alınıyor. Mevcut okulun olduğu yere okul yapılacak diye tahsis edilecek deniliyor. Belediye bunu şöyle yapıyor, başka bir yer göstererek okulun orada yapılmasına karar veriliyor. Bu arada şu yapılıyor, deniliyor ki okul yıkıldığı zaman ikili öğretim olarak Gaffar Okan'da okuldaki 670 öğrenci eğitim öğretime devam edecek deniliyor. Fakat şu oluyor, kapalı kapılar ardında bazı olaylar cereyan ediyor, senaryolar dönmeye başlıyor. Neler oluyor? Şu oluyor. Okulumuzu Gaffar Okan yerine Anadolu Kalkınma Vakfı, Akova'daki bulunan Anadolu Kalkınma Vakfı'na taşınmak isteniyor. Anadolu Kalkınma Vakfı'na nasıl taşınacak bu okul? Anadolu Kalkınma Vakfı bu okulu taşıyacak. Kapasiteye sahip değil, dershaneye sahip değil. Oradaki öğrenciler ne olacak? Tabii senaryolar devam ediyor. Ne oluyor? Şu oluyor. 3 tane senaryo çiziliyor. Biz bir şekilde bunu duyuyoruz. Ve buna karşı arkadaşları buraya topladık. Birinci senaryo şu. Deniliyor ki Anadolu Kalkınma Vakfı'nda işte okul biz katı kullanıyor. Diğer katı Hendek Anadolu Lisesi kullanacak. Yetmeyecek sınıflar ne olacak? Şu olacak. Alttaki bodrumda, yani zemin katının altındaki bodrumda bölmelerimiz var. Bu bölmelerde biz sınıf yapacağız. Bu bölmelerde de öğrenciler okul faaliyetlerine devam edecek. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bizim öğrencilerimizi Bodrum'da biz eğitim öğretime tabi olmasını istemiyoruz. İkinci bir durum şu, senaryoyu değiştiriyor maalesef ilgililer. Şöyle yapıyor, diyor ki Anadolu Kalkınma Vakfı'ndaki öğrenciler endüstri mesleğe gitsinler, kültür derslerini burada alsınlar. Bu okul Anadolu Lisesi'ne tahsis edilsin, Anadolu Lisesi burada devam etsin eğitim öğretimine. Ama öğrenciler ne olacak bu 200 tane endüstri mesleği öğrenci? Şu olacak, atölye dersine tekrar geri dönecek. Ne oldu şimdi okulda? 200 endüstri meslek lisesinden öğrenci, 670 tane de bizim okuldan öğrenci. Burada kargaşa çıkmayacağının garantisini kim verecek bize? Buradaki olayları kim engelleyecek? Var mı böyle bir engelleyecek sistem? Yok. Üçüncü bir durum şu, deniliyor ki Gaffar Okan'a gitsin. Tamam, Gaffar Okan'a gitsin. Gaffar Okan'dakilerinin de yazık değil mi? Valilik yazısını çıkardınız ama oradaki öğrencilerin de mağdur olmasına siz neden oluyorsunuz? Biz çözüm olarak şunu istiyoruz. Madem valilik yazısında yazdınız, okul dayanıksız demediniz, karot almadınız, o zaman bize okulumuzu yapın, nerede istiyorsunuz? Eski adliye binasının orada yapacağız dediniz, belediyeyle görüşmeniz istinaden. Orada okulumuzu yapın, biz oraya ondan sonra gideceğiz. Haricinde gitmek istemiyoruz. Bu okuldan gitmemek için de elimizden geleni yapacağız. Gerekirse bölge idare mahkemesi ise bölge idare mahkemesi, valilik ise valilik, bakanlık ise bakanlığa gideceğiz. Ve bu basın açıklamasından sonra da kaymakamlığa gideceğiz. Olayın aciziyetini anlatacağız. Yani oradaki Gaffar Okan'daki arkadaşları da anlıyoruz. İkili öğretim bizim için de iyi değil, onlar için de iyi değil ama zorunlu kaldığımız zaman bu öğrencilerimizin hiçbiri Papua Yeni Gine'den gelmedi. Bu öğrencilerimiz Hendek'imizin öğrencisi. Gidecek bir yerde bulacak tabii, çadırda mı eğitim öğretimine devam edecek. Bunun çözümünü ortak karar vermemiz lazım. Burada Hendek'teki bu işe karar vericiler çağıracaklar. Ortak çözümünü bulacağız ve bu şekilde bu işi çözümünü sağlamak zorundayız. Haricinde bir çözüm kabul etmiyoruz. Tek çözümümüz şu, okulumuzu yapın, biz ondan sonra gideceğiz, haricinde gitmiyoruz. Buradan gitmiyoruz. Bir de işin ilginç tarafı, ben bir seneden beri okul aile birliği başkanıyım. İşin ilginç tarafı, bu okula geçen sene 1 trilyon masraf edildi. Bu okulun ısıtma sistemi, soğutma sistemi değiştirildi. Tesisatı değiştirildi. Madem yıkacağınız okula neden bunu yapıyorsunuz? Yazık değil mi? Kimin parası bu yani? Bizim paramız değil mi? Bizim paramızdan çıkan para değil mi?
bir elinin rantı sağlanacak, bir elinin keyfi olacak diye buradaki 670 öğrenciyi biz burada heba edemeyiz. Ben kendi kızımı heba etmeyeceğim. Buradaki toplanan kimse de etmeyecek için, etmeyeceğinden dolayı burada. Biz bunları istemiyoruz. Şimdi Kaymakam Bey'e gideceğiz, bunları anlatacağız. Kız çocukları var ya, işin ilginç tarafı, çok üzülüyorum ya. Benimki de kız çocuğu. 410 tane kız çocuğunu Akova'ya götüreceksin. Ya nasıl güvenlik sağlayacaksın? Etrafında kimse yok. Etrafı ormanlık. Bu kişiler D100 karayoluna karşına karşıya geçerken burunları kanadı. Birisi kaza yaptı. Kim hesabını verecek? Biz hesabını sorarız. O sorun değil. Ama kim hesabını verecek bu? Orada görüyorsunuz, hepimiz görüyoruz. Bakın hani biz alternatifin ne kadar yersiz olduğunu anlatmak için söylüyorum. Orada otostop çekiyor öğrenciler ya. Para bulamadıkları için ha. Para bulamadıkları için. Veya orada servis olmadığı için otostop çekiyor. 670 tane de öğrenciyi otostop mu çektireceğiz biz orada? Bunu mu istiyorsunuz yetkililer? Bunu mu istiyorsunuz? Bunun için kesinlikle ve kesinlikle okulumuzu yeni bir okul yapmadan yıktırmasına taraftar değiliz. Teşekkür ediyoruz.